neler olmuş, neler olmuş, neler olmuş, neler olmuş. TRF Rebah'ın Kore Savaşı ile ilgili kitabından alıntıdır. 1950 kışıdır. 5000 civarında mevcudu olan Türk Tugayı koskoca cephede ancak bir damladır. Tugay, General Tahsin Yazıcı'nın komutasında 8. Amerikan ordusunun açık kanadını korumak amacıyla harekata sokulur. Korkunç bir dövüş başlar. Kore dağlarında ilk kez Allah Allah sesleri duyulur. Kızıllar ilk defa süngü hücumu nedir onu görürler. Dehşete kapılırlar. Tugayımız ağır kayıplar vermiştir. 600 civarında şehidi, 1000'e yakın kaybı vardır. Ama mucize böyle vuku bulur. Tüm cephede bir türlü durmayacağı sanılan Kızıl ilerleyişi durmak mecburiyetinde kalır. Zafer, askeri tarihe Kunuri Muharebeleri adıyla geçer. Bu akında Kızıllar büyük çapta esir almışlardır. Kışta, kıyamette çeşitli milletlerin askerlerinden oluşan bu büyük esir kafilesine, kuzeye Kızılçin ülkesine doğru bir ölüm yürüyüşü başlatılır. Hava çok soğuk ve karlıdır. Kafilede çokça hasta ve yaralı vardır. Yürüyemeyen esir yolun bir kenarına çekilir, Kızılçinli muhafız gelir, takati olmadığından yürüyemeyen bu insana önce tüfek dipçiğiyle vurur. Yaralı veya hasta bu zorlama ile ayağa kalkıp kafileye katılırsa ne ala. Aksi halde hemen kafasına bir kurşun sıkılır ve bu askercik orada temelli kalır. Bu sahne her milletten yürüme gücü olmayan her esir için yol boyunca aynen tekrarlanır. Fakat Türk esirlere gelince iş tamamen değişir. Bizden de gücü kesilen, yürüyemeyen ve yolun kenarına çekilen olur elbette. Kızıl muhafızdan evvel hemen bizden iki kişi fırlar ve arkadaşlarını kaldırıp sırtlarına alırlar. Halbuki onlar da yaralı, hasta ve yorgundur. Bu korkunç facialarla dolu göç günlerce böylece sürer. Nihayet Kızılçin topraklarına ulaşılır. Ölmeden buraya kadar gelebilen esirler hazırlanan esir kamplarına yerleştirilir. Kampta Kızılların ilk yaptıkları iş şudur. Birleşmiş Milletler'in ve kendi ülkelerinin esirlere verdikleri tüm üniformalar çıkartılır. Yerine üzerinde herhangi bir rütbe alameti bulunmayan düz ve tek tip elbiseler giydirilir. Böylece ilk anda bekledikleri gerçekleşir. Birleşmiş Milletler ordusunu oluşturan çeşitli ülkelerin askerlerinde rütbesiz olmanın getirdiği disiplinsizlik başlar. Arkasından rütbe otoritesi yerine pazı kuvvetinin otoritesi başlar. Yemek zamanı 100 esir olan bir bölüme 15-20 kişiye yetecek kadar yiyecek ve ekmek verilir. Dağıtılmaz, ortaya bırakılır. Kolu kuvvetli olan aslan payını alır, diğerleri tabii ki aç kalırlar. Hasta olanlar bakıma alınmaz, kendi hallerine bırakılırlar. Sık sık ölüm vakaları görülür. Yalnız bu esir askerler arasında bir grup vardır ki derhal Kızılların dikkatini çeker. Bizimkiler, yani Türkler. Üniformaları yoktur, rütbe işaretleri bulunmamaktadır. Ama yüzbaşı vardır, o yine yüzbaşıdır. Başçavuş yine başçavuştur. Onbaşı yine onbaşıdır. Er erdir. Rütbeli gibi, makamlı gibi disiplinli bir yaşayış vardır. Bu tutum esaret yılları boyunca hiç değişmez. Sabah ve akşam bir Türk kışlasında barış şartlarında yaşanırcasına yoklama için dizilinir. En kıdemli subay bir yüzbaşımızdır. Mutat denetimini yapar, merhabalaşır, hatır sorulur, hastalar ayrılır, onların başında bakımlarıyla sorumlu bir sağlık ekibi bulunur. Spor yaparlar, güreş tutarlar, oyun oynarlar. Yemek zamanı gelen yemek ve ekmek ortaya konulur, gözetim altında eşit olarak bölüşülür. Herkes payı kadarını alır. En sonunda da yüzbaşı da diğerleri ne aldıysa onu alır yer. Bu hal, bu tutum yönetici kadroyu yani Çinli subay ve komutanları hem kızdırmakta hem de ilgilerini çekmektedir. İlk operasyonda rütbelerin kaldırılması denemesinde diğer milletlerin ordularına mensup askerlerde bekleneni vermiş, Türk askerlerinde hiç tesiri olmamıştır. Özel olarak yetiştirilmiş uzman istihbarat subayları getirilir, yeni bir denemeye geçilir. Kafilenin kıdemlisi olan yüzbaşımızı grubun başından alıp hapsederler. Türk esirlerinin bundan sonra ne yapacaklarını merak ederler. Bir hafta beklerler, gözlemler yaparlar. Durum değişmez çünkü yüzbaşıdan sonraki kıdemli subay olan bir teğmen işi ele almıştır artık. Yaşam biçimi değişmeden sürmektedir. Nihayet üniversitelerden psikolog, sosyolog ve terbiyecilerden oluşan bir bilimsel araştırma ekibi getirilir. Durumu bu sefer onlarla beraber inceleme ve araştırma konusu yaparlar. Tek kişilik saç baraka içinde soğuk hava şartlarında hapis hayatı geçiren yüzbaşıyı karşılarına alırlar. Konuşturmak isterler. Yüzbaşı konuşmayınca da öldürmekle tehdit ederler. Yüzbaşının cevabı basittir. Boşuna uğraşıyorsunuz. Aradığınız konuda Türk askerinin tutumu benim kişiliğimle ilgili değildir. Benden sonraki kıdemli komutayı ele alır, hiçbir şey değişmez. Sorgulamayı yapanların onu da ölümle mahkum ederiz şeklindeki baskıları üzerine yüzbaşı konuşmasına devam eder. Olabilir, bu size ait bir sorumluluktur.
Ama o subaydan sonra en kıdemli bir as subay ise o komutandır. Onu da alırsanız sıra çavuşa gelir ve görürsünüz ki askerlerimizin yaşam şekli hiç değişmeden devam eder. Siz öldürmeye devam edersiniz. Bizim disiplinimiz yine sürer. Sonunda iki Türk eri kalırsa bunlardan birisi ya orduya giriş itibariyle kıdemlidir veya yaşça biri diğerinden birkaç gün büyüktür. Kıdem unsuru yine hüküm sürer. Biri diğerinin emrini uygular. Bu davranışların kökü Türk askerinin kışlada aldığı terbiyeden evvel evinde aldığı geleneksel Türk aile terbiyesine dayanır. Askerlik hayatı ile sivil hayat arasında bütün ülkelerde büyük farklar vardır. Onlarda disiplin hayatı üniforma giydikten sonra başlar. Halbuki biz onu evvela anamızdan öğreniriz. Çinliler yaşam şartlarını değiştirme ve zorlaştırma tertipleri de alır. Böylece kişi bizim konumuzda tutsak asker, dayanıksız, psikolojikman her türlü telkine müsait bir ortama getirilmiş olur. Bu operasyon aç bırakma, tedavi etmeme, soğukta bırakma gibi çeşitli zorlamalarla sonuç alınıncaya kadar sürdürülür. İstenen şey istek ve arzulara boyun eğdirmedir. Ama tarihsel Çin usulü beyin yıkama Türkler üzerinde başarılı olamamıştır. Hapsedilen kafilemizin kıdemlisi olan yüzbaşı arkadaşlarının arasına bırakılır. Beyin yıkama tekniğinin bundan sonraki dönemi ikram ve tatlı davranıştır. Çinliler bu safhaya geçerler. Bu tür tatbikat özellikle birinci safhada boyun eğme durumuna girenlerde daha fazla etkili olduğu bilinmektedir. Yemekler, beslenme artırılmıştır. Yönetici ve muhafız görevlerinin davranışları değişmiştir. Sertliğin yerine tatlı muamele ve şefkat almıştır. Adeta eski sert ve kaba insanlar gitmiş, yerlerine tam aksine koruyucu melekler gelmiştir. Bu safhadaki tatbikatların amacı dini, sosyal, her türlü manevi inancın yıkılması ve esirde şaşkınlık ve sorumsuzluk yaratmaktır. Birleşmiş Milletler askerlerine yapılan bu uygulamada derhal bekleneni vermeye başlar. Yapılan ikram ve iyi muameleden herkes pek memnun ve mutludur. Bu kez de her milletten askerde beklenen olumlu etkiler görülmeye başlar. Her gün yeni bir grup şimdiye kadar yanlış tanıtılmış olan bu rejimi yani komünizmi beğenirler. Hatta hayran olurlar. Bu tatlı tatbikatta da tavır değiştirmeyen bir asker grubu vardır, yine Türkler. Bizimkilerin inanışlarında hiçbir değişme olmaz. Lidere ve birbirlerine daha da fazla sokulurlar. Aylar, hatta yıllar geçmektedir. Artık beyin yıkama taktiğinin sonuncu aşamasının uygulamasına sıra gelmiştir. Uyuşturucu iğnelerle insanların bilinçaltını etkilemek. Bu da çok eski bir Çin metodudur. Daha evvelki uygulamalarda mukavemet gösterebilenlerin hemen hepsinin dilleri çözülmüştür. Sır olarak neleri varsa bülbül gibi söylemektedirler. Bu üçüncü operasyondan da diğer milletler çok etkilendikleri halde bizimkilerin şuur altından sert bir direniş gösterdiği görülür. Yine sır vermezler. 1953'te Kuzey-Güney Savaşı sona erer. Mütareke görüşmeleri başlar ama esirlerin iadesi işlemi kararı verilmez. Böylece esaret hayatı taraflarda 4-5 yıl daha sürer. Türk esirleri esir değişimi başlayınca yeni ve diğerlerine benzemeyen bir tutum gösterir. Türk esir grubu kıdemli olan yüzbaşılarının komutasında bir askeri birlik havasında güneye geçer ve birliklerine katılırlar. Diğer ülkelerin esir düşen askerleri arasında maddi kayıplara ilaveten manevi kayıplar da vardır. Oldukça büyük sayıda, bilhassa çoğunluğu Amerikalı olmak üzere ana vatanlarına dönmeyi reddederler. Artık inandıkları yeni rejim içerisinde komünist insanlar olarak Kızılçin'de yaşamayı tercih ederler. Amerikan McCall dergisi bu serüveni kahramanlarının isimleriyle, tarihleriyle oldukça ayrıntılı olarak anlatır. Sonunda da Amerikalı analara, babalara, pedagog ve psikologlara sorar. Anadolu bozkırının ortasında doğan binbir mahrumiyet içerisinde yetişen Türk çocukları, bizim her türlü imkanları, konforu vererek yetiştirdiğimiz çocuklarımızla aynı şartlar altında, aynı sınavı geçirdiler. Onlar muvaffak oldular, tam gittiler, tam olarak geri dönmesini becerdiler. Bizimkiler birbirlerine ellerini uzatmadılar, birbirlerini korumasını bilmediler. Yalnız kendileri için bencillikle yaşamanın örneklerini verdiler. Bu yüzden maddi kayıplar verdiler. Kızıllardan daha sonraki dönemde de iyi muamele görünce gevşediler, çözüldüler. Onların rejimlerini beğendiler. Ailelerini, vatanlarını unutup oralarda kaldılar. Nedir bu Türk'ün çözülemeyen kuvveti, gücünün sebebi? Nedir bu bizim cemiyetimizin zayıflığının, çürüklüğünün sebebi?